Herkese merhabalar. Bebek Örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel örneği çalışacağız. Şöyle örneğimizi tam ayrıntılı olarak önce bir bakalım. Çok kolay bir model şu şekilde. Oldukça örmesi zevkli bir model ve tüm örgülerinize, yani bebek örgülerinize, büyük örgülerinize, hatta battaniye bile çalışabilirsiniz. Çok tatlı 3 boyutlu bir model. Bakın şöyle yakından da bakalım. Ben ön bir hazırlık olarak 4 haroşa sırası yapıp sonrasında modelimi uyguladım. Burayı lastik çalışması olarak düşünebilirsiniz örgülerinizi başlarken. Arka tarafı da çevirmek istiyorum. Arkamızda bu şekilde arkadaşlar. Ön tarafımızda gördüğünüz gibi çok tatlı bir model zaten. Şimdi beraber bu modeli çalışalım. Ben şöyle farklı bir iple küçük bir çalışma yaparak modelimize başlamak istiyorum. 3 haroşa dişi yaptım. 18 ilmek attım. 3 haroşa dişi yaptım. Modelimizde ilmek sayısının hiçbir önemi yok arkadaşlar. 1 artı 1 şeklinde, birin katları şeklinde oluşuyor. Yani tek sayı, çift sayı hiçbir şekilde fark etmez. Modelimizde ben 18 ilmek attım. Böyle küçük bir çalışmayı beraber yapalım diye. 3 haroşa dişimiz var. Bu da ön bir hazırlık olsun diye, bunun üzerine kuralım modelimizi diye başladım. Şimdi ekranımızı yaklaştıracağım. Şöyle ve başlayalım. Örgümün burası ön tarafı. Lastiği bitirdikten sonra sizde ya da haroşa yaparsınız fark etmez. Bu bizim birinci sıramız. 4 sıradan oluşacak modelimiz. İlk sırası. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki tüm ilmeklerimi düz örgü örüyorum. Son ilmeğimi de ördüm. Şimdi dönüyorum örgümün arka tarafına. Örgümün arka tarafı, modelimin ikinci sırası. Burada da ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeklerim ters örgü. Şimdi bitirdim sıramı, dönüyorum örgümün ön yüzüne, bu şekilde görünüyor. Şimdi modelimizin üçüncü sırasını yapacağız beraber. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonra sıradaki ilmeğimi değil, araya şöyle aradan giriyorum. Haroşa olarak ben haroşayı şu şekilde örüyorum çünkü. Alıyorum ilmeğimi, sonra da ilmeğimi örüyorum haroşa olarak. Şimdi tekrar bakın, bir ilmekten iki ilmek yapmış olduk. Şimdi tekrar sıradaki ilmeğime değil, şu iki ilmeğin arasından giriyorum. Şöyle aradan girdim. Şişime ipimi doladım. Şu şekilde örüyorum. Sonraki önümdeki ilmeğimi de haroşa örüyorum. Tekrar iki ilmeğin arasından giriyorum. Örüyorum. Sonra ilmeğimi örüyorum. İki ilmeğin arasından girip örüyorum. Sonra ilmeğimi örüyorum. Şurayı açmışız, tekrar örelim. İlmeğimi örüyorum. İki ilmeğimin arasından girip örüyorum. İlmeğimi örüyorum. İki ilmeğimin arasından girip örüyorum. İlmeğimi örüyorum. Tüm sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Her ilmekten 2 ilmek çıkartıyoruz şimdi. Tüm sıramı tamamladım. Şimdi dönüyorum, yine örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi şöyle örmeden şişimi alıyorum. Sonra bakın, ilmeklerimin hepsi şu anda ikişerli görünüyor. Şu şekilde. Her iki ilmeği bir öreceğim, beraber öreceğim. Bakın, iki ilmeği aldım, haroşa olarak örüyorum. Tekrar önümdeki iki ilmeği beraber örüyorum ve haroşa örüyorum. Yani ön sıradan haroşa olması gerekiyor. İlmek alışınız farklıysa da
ona göre ayarlayın. Ön sırada haroşa olması gerekiyor. Ben bu şekilde aldığım için haroşalarımı düz olarak alıyorum. Şimdi devam edelim. 2 ilmeği beraber örüyorum. Tüm sıra boyunca ikişerli yan yana olan 2 ilmeğimizi beraber öreceğiz. Örgümüzün son sırası burada. 4. sırası ve son sırası. Son olarak ikişerli ördüm. Son ilmeğimi de örüyorum tek olarak. Son sıramızı tamamladık. Örgümün ön yüzündeyim. Bakın ilk modelimizi burada tamamlamış oluyoruz. Şöyle görünüyor. Şimdi beraber ikinci modelimize geçiyoruz. Yani şu haroşalardan sonraki ilk sıramızı. İlk ilmeğimi örmeden alacağım. Sonraki tüm ilmeklerim bu sırada düz. Yani ilk sırada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Sıramı tamamladım. Dönüyorum örgümün arka tarafı ve modelimin ikinci sırası bu. Hepsini ters örüyorum ikinci sıramda. Tüm ilmeklerimi ters ört örüyorum. Şimdi dönüyorum örgümün ön yüzüne ve 3. sırasına. Bakın modelimiz oluşmaya başladı gördüğünüz gibi. Zaten çoğaldıkça model kendini daha çok gösteriyor. Şimdi modelimizin 3. sırasını yapıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeği değil, şöyle 2 ilmeğin arasına girip bir ilmek çıkartıyorum. Sonra ilmeğimi örüyorum. Haroş olarak örüyoruz bunu, çok özür dilerim. Tekrar 2 ilmeğin arasına girdim. Bir ilmek çıkarttım haroş olarak. Haroşam düz benim, ona göre alın sizde. Sonraki ilmeğimde örüyorum. Tekrar 2 ilmeğin arasından giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Sonra ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğin arasına girdim. İlmeğimi çıkarttım. Sonra ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğin arasına giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum ve sonra ilmeğimi örüyorum. Bakın şöyle oluyor. Tekrar tüm sıra tekrardan oluşuyor. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. Her ilmekten aslında 2 ilmek çıkartmış oluyoruz. Son bir tane kaldı. İlmeğimi çıkarttım. Sonra ilmeğimi örüyorum. Ve son ilmeğimi de örüyorum. Sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi modelimin son sırasına geçiyorum ve örgümün arka tarafındayım. Bakın ilmeklerim hep çift gözüküyor şu anda. Hep ikişerli gözüküyor. İlk ilmeğimi örmeden alacağım. Sonra bu iki gözüken ilmeğin ikisini birden haroşa olarak tek seferde örüyorum. Tekrar 2 ilmeğimi beraber haroşa örüyorum. Yani ön sıradan haroşa görünmesi gerekiyor. İlmek alınışınıza göre ilmeğinizi alırsınız. 2 ilmeği beraber örüyorum. İkinci modelimizin ikinci sırasında tamamlıyoruz şimdi. Son ilmeğimi öreceğim. Bu da kenar ilmeği. Bakın iki tane model tamamladık. Bu bizim
arka tarafımız örgümüzde. Şimdi dönüyoruz örgümüzün ön tarafına. Ön tarafımız da bu şekilde. İki tane modeli tamamladık arkadaşlar. Bakın üç boyutlu güzel bir model. Şimdi bu sıramızı da örelim. Şu modelimizde üçüncü modele başlıyoruz ama şu haroşalarda tam net görmüş olalım diye. Üçüncü modelimize başladığımız sıra düz örgü yine. Aynı modelimizdeki ilk sıra gibi. Bu sırayı da tamamlayıp bakalım. Şu haroşalarımız daha meydana çıksın. Tüm ilmeklerimiz düz örgü zaten modeli kurarken ilk sıramızda. Tamamladık sıramızı bakın. Üçüncü modelimize başladık. Oldukça güzel devam eden, oldukça kolay ve zevkli devam eden bir model. Şöyle yakından da göstereceğim. Arka tarafımızı da tekrar göstereceğim. Bu şekilde. Modelimiz böyle arkadaşlar. Bu şekilde devam edecek. Örmeye devam edeceğiz. İstediğimiz gibi, istediğimiz örgüde uygulayabileceğimiz kolay bir örgü çalışması yapmış olduk beraber. Ben modeli çok beğendim. Beğendiğim için sizle paylaşmak istedim. İleride video çalışmalarım arasında bu modeli uygulayacağım güzel bir çalışmada yer alacaktır. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Oradaki bildirim zilini açarsanız yayınlarımdan hemen haberdar olur ve izleme imkanı bulursunuz. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir daha video çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın lütfen.